Herkese merhabalar. Üniversitemiz kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün çok istenilen, çok sorulan bir soru makara sistemiyle hakkında güzel bir soru çözelim. Yazımdan dolayı da şimdiden kusura bakmayın, bunu herhalde her videoda da belirtiyorum. Diyor ki 80 Newton'luk bir kuvveti şu sistem taşıyacak. Taşıması için kablonun yatay ve düşey çekme kuvvetleri ne olur? A pimindeki reaksiyon kuvvetimiz ne olur? Yazmadım ama söylenir. D'deki makara sürtünmesizdir. Sürtünme kuvvetini belirlemezse, yani söylemezse kuvvetin ne olduğunu, zaten o soruyu izostatik bir sistem olarak çözmemiz mümkün değil. Ama kuvveti verirse çözeriz. Başlayalım. Burada bu tip sorularda bizim hesap adımlarımızdan ilk başta gelecek olan serbest cisim diyagramı. Serbest cisim diyagramımızı çizerek başlayalım. Dikdörtgeni şu boyutta, iki boyutta çiziyorum. Diyorum ki ip çekmeye çalışır. O zaman ipin geldiği yerden bir çekme kuvveti uyguluyorum. T. İp çekmeye çalışır. T1 mi diyelim, T2 mi diyelim? İkisini de demeyelim. T diyelim. Çünkü ipteki gerilme kuvveti aynıdır. Dağıtır birbirine. Atlamayalım burayı. Burası 0,5 metre. Şurası 0,3 metre. Şurası da 0,5 metre. Buradan 80 Newton gelir. Peki bu pimden ne gelir? Bir AX'imiz gelir. Bir de AY'miz gelir. Başka bir şeye gerek var mı? Bir de şunu atlamayalım. Üçgen böyle bir şey oluyormuş. Yatayda bir, düşeyde iki. Bu da önemli. Şimdi diyorum ki şu noktanın adı A noktası olsun. Şu noktaya ve şu noktaya şimdilik isim vermemize gerek yok herhalde. İleriki safhalarda veririz. Gerekirse. Diyorum ki toplam MA eşittir 0. Toplam MA eşittir 0. Çünkü ankastre mesnet değil. Ankastre mesnet olsa moment taşıyabilir. Ama mesnet tepkileri videomda izlediyseniz hareketli ve sabit mesnetin moment taşıma özelliği yok. Momenti aldığı gibi verir. Tabi onlarda da sürtünmesiz kabul ediyoruz. Yani kabuldür. Bir sürtünme olur, moment de taşır ama moment taşımaz diye kabul ediyoruz. Çünkü bir ankastre mesnet görevi yapması mümkün değil. Neyse, moment A eşittir 0 dedik. Ve hesaplıyoruz. Ne yapalım? Nereye doğru etki ettirelim? Saat yönünün tersi olsun bu sefer. Şöyle artı olsun. Tamam, burada T vardı. T çarpı 0,5 artı, şimdi şuradaki kuvveti arıyorum. O da ne olur? Ne demiştik diğer videoda? Üçgende, düşeyde istiyorsak düşeyin kenarı bölü hipotenüs olur. 2 de 1 de, o zaman düşeyde 2, hipotenüs de 2'nin karesi. 1'in karesi kök 5. O zaman T çarpı 2 kök 5 bu kuvvet. Düşeydeki kuvvet. Bir de 1 metremiz var. 1 ile de çarparız. Burası anlaşıldı mı? Burası çok önemli. Burada hipotenüsü buldum. Düşeyde olduğu için düşeyin kenarı bölü hipotenüs. Yatayda olsaydı yatayın kenarı bölü hipotenüs yapardık. Ondan sonra da moment bulduğumuz için uzunlukla çarptık. Eksi diğer yönde eksi 80 çarpı 1,3 eşittir 0. Buradan T'yi bulalım. Şunu direkt karşıya atalım. 80 çarpı 1,3. 104'müş. 104 eşittir bu. 0,5 T. T parantezine de alabiliriz. Ya da evet. T parantezini alalım. Ondan sonra yani şöyle yapalım. T çarpı
0,5 artı 2 kök 5 eşittir 104. Bunu da aşağı atalım. 104 bölü 0,5 artı 2 bölü 2 bölü kök 5 yapalım. T ne çıktı? 74,58. Ondan sonra T'yi bulduktan sonra iş bitiyor zaten. Belki anlaşılmayan noktalardan biri bunu nasıl ayırıyoruz? Olur. Mantıken bakalım. Aşağı götürmeye çalışan bir sistem var. Ya ben toplam fx toplam f7'yi hesaplayacağım bu arada. Şunun da mantığını tam bir anlatalım. Çünkü zaten buradan sonrası t'yi de bulduktan sonra çok kolay. Şuraya kadar. Asıl soru buraya kadar ama ben devamında biteceğim. Bir olayın mantığını anlatalım. Şimdi aşağı doğru bir kuvvet etki ediyor zaten. Yani sistem şöyle bir hareket yapmak isteyecek. Bu hareketi engelleyebilecek tek şey ne? Bunlar. Burada ankastre olsaydı bu engeller de engelleyebildiğini. Ama olmadığı için bunlar engelliyor. Yani o zaman ben T'nin kuvvetini düşürmek için ne yaparım sorusuna da burada bir cevap arayalım. Mesela T'nin kuvvetini düşürmek için şu ipi şuraya bağlayabilir miyim? Örneğin. Veya şu sistemi birazcık şuraya kaydırabilir miyim? Şöyle yaparım. Neden? Çünkü burada moment olarak düşünürsek, bakın T 2 kök 5 çarpı 1 dedim. T 2 kök 5 zaten olacak sabit. Ama 1 değil de 1,3 yaparsam buranın değeri büyür. T sabit kalırsa. Ama burası 104. Buranın değeri büyüyecek. O zaman dengesizlik olur. O zaman T küçülür. T küçülür. Yani T'nin kuvvetini azaltabiliriz. Böyle bir soru da gelebilir. Görmedim ödevlerde ama neden olmasın? Güzel bir soru olur. Bu anlaşıldıysa hızlı hızlı toplam fx ve toplam fy'yi anlatıp soru bitsin. Toplam fx eşittir 0. Ax eksi 74,58 bölü çarpı 1 bölü kök 5 eşittir 0. Ax burada 33,4 Newton. Toplam Fy eşittir 0. 74,58 artı 74,58 2 kök 5 2 kök 5 gelir. Ve buradan da aşağı doğru olduğu için eksi 80. Buradan da AY olduğu için AY eşittir 0. AY eşittir 61,3 Newton. Burada 1 bölü kök 5'i neden yaptık? Onu söyleyelim. AX dedik. Evet. Eksi kabulümüzün tersi yönünde olduğu için ve T'nin kuvveti 74,58 Newton olduğu için eksi 74,58 çarpı ne demiştik? Üçgen olayı. Düşeyde düşey kenar, yatayda yatay kenar. Yatay kenar 1, hipotenüs kök 5 olduğu için. Aynı şekilde 74,58'i de burada düşey kenar olduğu için böyle yaptık. Bu soru da bu kadardı. Diğer videolarda görüşmek üzere. Mutlaka anlamadığınız bir yer olursa yorumlarda belirtin. Veya bir konu hakkında bir fikir beyan etmek istiyorsunuz, fikir paylaşmak istiyorsunuz, istekleriniz, soru çözümünde şu da olsun istiyorsanız da üniversitemiz @gmail.com